Sevmeyi bilmiyorum ne demek, saçmalama. Öyle ama. Bu yaşıma kadar niye erkek arkadaşım olmadı zannediyorsun? Tamam, böyle şeylere ayıracak vaktim yoktu falan ama... Yani hayatıma giren kişi ya beni üzerse, hayal kırıklığına uğratırsa, yalan söyleyip kandırırsa diye bir sürü kuşku, kuruntu. Uy kız, yazık sana. Kıyamam bunu. Kız sen nasıl bu hale geldin? Babam yüzünden. O bizi terk ettiğinde çok küçüktüm ben. Hadi be. Hiç de öyle doğru düzgün bahsetmiyorsun ki babandan. Bilmiyorum bir şey ben de. Bütün erkeklerin yalan söyleyip üzeceği, sonra da çekip gideceği düşüncesiyle büyüdüm ben. Sonucu da karşında oturuyor işte. Duygusuz Serra. Düşündükçe Selim'e hak veriyorum zaten. Açık açık da söyledi. Ne dedi? Hayatımda sevgisini göstermeyi bilmeyen birini daha istemiyorum dedi. Ay kız, ona da yazık be. Lafa bak, kıyamam. O da çok çekmiş evde. Ailesinden belli. Ne olacak şimdi peki? Öyle kolayca vaz mı geçeceksiniz birbirinizden? Bilmem. İşte. Kız bak bana. Sen hiç bu çocuğa böyle seni seviyorum falan filan böyle bir şeyler söyledin mi? Ay ciddi misin Serra? Heh, iyi halt ettin, aferin sana. Bravo. Allah Allah. Ya seni seviyorum demedim belki ama... Pınar, ilklerimi onunla yaşadım, yetmez mi? Bundan daha büyük seni seviyorum var mı? Bir şeyi anlatmak için illa kelimeleri mi dökmek lazım? Orası da doğru tabii. Sen de haklısın şimdi. Aslında bakma, iyi oldu belki de. Niye kız? Zaten annem de Amerika'ya gitmemi istiyor eğitim için. Kolaylaştırmış olduk. Rahatladım. Tek taşımı kendim alırım. Kimseyi de kafama takmam, Amerika'da gidelim diyorsun, öyle mi? İyiymiş be.